Köpek balıkları Köpek balıkları her bir türü kendi benzersiz davranışlarına ve büyüleyici anatomiye sahip çeşitli şekil ve boyutlardadır. Dünya denizlerinde 400 milyon yıldır bulunmaktadırlar ve birçok canlıdan farklı olarak neredeyse hiç değişime uğramamışlardır. Deniz gıda zincirinin tepesine oturan köpek balıkları genellikle olumsuz imajları ve filmlerdeki korkunç rolleri nedeniyle çoğu zaman yanlış anlaşılan denizlerin görkemli yaratıklarıdır. Aslında köpek balıklarının insanlara yönelik saldırıları son derece nadirdir. Köpek balıklarının bazı türleri ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ne yazık ki karşılaştıkları tehditlerin çoğu insanların bir sonucudur ve eğlence amaçlı balıkçılık, köpek balığı yüzgeci, habitat kaybı ve kirliliği içerir. Anatomileri Dışarıdan köpek balıkları oldukça ilkel görülebilir ancak eski bir hayvan grubu olmasına rağmen aslında oldukça karmaşık bir yapıya sahiptirler. Köpek balıklarının genel anatomisi farklı türler arasında oldukça tutarlıdır ve bu kadar uzun süre değişmeden kalmaları anatomik yapılarının ne kadar etkili olduğunun göstergesidir. Sadece bir solungaçları olan çoğu balığın aksine Köpek balıkları başın kenarlarında 5 ila 7 solungaç yarığına sahiptir. Köpek balıklarının büyük yağ dolu karaciğerleri vardır. Bu karaciğer toplam vücut kütlelerinin yaklaşık %30'unu oluşturur ve balık dikey pozisyonu kontrol etmek için ileri hareket için kullanır. Köpek balıklarının kemik yerine kıkırdaktan yapılmış iskeletleri vardır. Kıkırdak kemikten daha hafif, daha dayanıklı ve daha esnektir. Köpek balığının genel çevikliğine katkıda bulunurken aynı zamanda enerji tasarrufu sağlar. Balığın batmasını önlemek için sürekli hareket etmesi gerektiğinden hayati önem taşır. Köpek balıklarının çeneleri kafa taslarına bağlanmaz, bunun yerine bağımsız üst ve alt çenelerle ayrı ayrı hareket eder. Bu başlarını kaldırmalarını ve avını ısırmak için ağızlarını öne doğru itmelerini sağlar. Farklı türler arasında değişiklik gösterse de çoğu köpek balığı bir dereceye kadar bu yeteneğe sahiptir. Köpek balıklarının bir kere de 3000 dişe sahip olduğu bilinir. Dişler doğrudan çeneye tutulmak yerine diş etlerine tamamen gömülüdür. Dişlerin şekil ve boyutu amaçlarına bağlı olarak değişir ve 4 ana köpek balığı dişi türü vardır. İğne benzeri dişler tipik olarak diyetleri küçük, orta boy balıklardan oluşan küçük köpek balıklarında bulunur. Özellikle çevik ve kaygan balıkların tutulmasında etkilidir. Tırtıklı kama gibi dişler büyük beyaz köpek balığı gibi daha büyük avlarda beslenen ve kolay yutmak için etleri parçalara kesen daha büyük türlerde bulunur. Büyük beyaz köpek balığı bu beslenme alışkanlığına sahip bir türün en iyi örneğidir. Yoğun plaka gibi dişler kabuklu hayvanlarla beslenen balıklarda bulunur. Av kabuklarını ezmek için kullanılır ve hemşire veya melek köpek balığı gibi türlerde bulunur. Hiçbir amaca hizmet etmeyen resimde görülen diş ise planktonla beslenen köpek balıklarında görülür. Balina köpek balığının dişleri bu şekildedir. Köpek balıklarının beslenmesi Çoğu köpek balığı türü etoburdur ve hayır insanlar meninde değildir. Balina ve büyük cam göz köpek balığı gibi devler planktonla beslenir, suyu filtreler ve küçük organizmaları elek gibi yakalar. Köpek balıklarının av aralığı büyük çift kabuklulardan kuşlara ve hatta diğer köpek balıklarına kadar son derece geniştir. Genellikle köpek balıkları canlı av yerler. Yaşama ortamı tüm denizlerde çok çeşitli su habitatları ve değişen sıcaklıklarda bulunur. Hem deniz hem de tatlı su arasında yüzebilen nehir köpek balıkları haricinde genellikle tatlı sudan kaçınırlar. 2000 metre derinliğe kadar bulunabilirler, bazıları daha derinlerde bile bulunur. Köpek balıklarının davranış biçimleri Birçok insan zaten bir köpek balığının tipik davranış hareketi olarak kendi fikrine sahiptir. Av aramak için denizlerde dolaşan, vahşi saldırıya uğrayan ve okyanusa girmeye cesaret edenlere korku aşılayan yalnız bir yaratık. Bu ağırlıklı olarak olumsuz medya ve film tasvirinden kaynaklanmaktadır ve gerçeklerden uzaktır. Büyük beyaz köpek balığı gibi sadece bir tür yalnız avcıdır ancak bu türler bile aktif avlanma veya üreme alanlarında birlikte bulunur. Çoğu bir dizi sosyal davranışta bulunur, toplu halde avlanırlar. Köpek balıkları nefes almak için hareket etmeye devam etmeleri gerektiğinden saatte ortalama 8 kilometre hızlı yüzerler. Kesin olarak bilmesek de köpek balıkları asla gerçek bir uyku durumuna girmezler. Hareketsizlik dönemleri var gibi görünse de ancak gözleri açıktır hatta çevrelerindeki hareketleri izlerler. Bununla birlikte deneyler bazı türlerin okyanus etrafında dolanırken esas olarak bilinçsiz olduğunu yani uykuda yüzdüklerini göstermiştir. Bu yüzme beyinlerinin aksine omurilik tarafından koordine edilir. Köpek balıklarının gelişmiş duyuları Köpek balıklarının kilometrelerce uzaktaki bir damla kanı tespit edebileceğine yönelik bir inanç vardır ve bu bir ölçüde doğrudur. Akıt koku duyusu milyonda bir kısımdaki kanı tespit eder ve onlara belirli bir kokunun yönünü belirleme yeteneği verir. Birçok memelinin aksine köpek balıklarının burun delikleri sadece nefes almak için değil koku için kullanılır ve burunların alt tarafında bulunur. Keskin koku alma duyularına yanı sıra köpek balıkları harika bir görüşe de sahiptir. Gözün arkasında ayna benzeri bir katman, gelen ışığın yoğunluğunu iki katına çıkarır ve loş koşullarda olağanüstü iyi görmelerini sağlar. Köpek balıkları göz kapaklarına sahipken gözlerini temizlemek için göz kırpmazlar. Bazı köpek balıkları avlanırken veya saldırıya uğrarken gözleri koruyan sert zarlara sahiptirler. Bu ara sahip olmayan türler ise avlanırken gözlerini geriye doğru yuvarlarlar. Görünür olarak mevcut olmasa da köpek balıklarının başlarının her iki tarafındaki küçük açıklıkta bulunan kulakları vardır. Ses suda daha hızlı hareket ettiğinden köpek balıkları av veya tehlikeye karşı onları uyarmak için büyük bir ölçüde bu duygularına güvenir ve 800 fit mesafeden gelen sesleri algılayabilirler. Köpek balıkları küçük miktarda da olsa tüm canlıların yaydığı bir şey olan elektriği de algılayabilir. Bu burunlarında bulunan ve yüzlerce ila binlerce arasında değişen elektro reseptörlerden kaynaklanmaktadır. Köpek balıkları avlarının yaydığı küçük elektromanyetik alanları almak ve hatta kumun altında gizlenmiş küçük yaratıkları tespit etmek için bu duysal organa güvenirler.